Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Cuma günü Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde yaşanan terör saldırısının ardından bugüne gelindiği zaman bunun yapanların yanına kar kalma ihtimalinin hayli yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Gerçekten bir kişi yapan bir kişi Brenton Tarrant adında Avustralyalı 28 yaşında bir kişi ırkçı bir faşist saldırgan söz konusu ama bu bir kişinin yaptığı gerçekten dünyayı daha da karıştırmaya, dengeleri daha da sarsmaya ve düşmanlıkları, çelişkileri daha da arttırmaya hizmet etti. Bu herhalde amacı da buydu ve bu anlamıyla baktığımız zaman büyük ölçüde amacına ulaşmış gibi gözüküyor. Ama şunu özellikle vurgulamak lazım. Yeni Zelanda başta başbakanları Jacinda Ardern, biraz zor ismi var, olmak üzere çok gerçekten çok iyi bir sınav veriyorlar ilk günden itibaren. Ardern hakkında dünyanın hemen hemen her yerinde olumlu değerlendirmeler var. Zaten genç yaşta siyasete girip hızla tırmanan bu kadın, başbakanken çocuk sahibi olması ve çocuk izni alması gibi detaylarla da dünyanın ilgisini çekmişti. Yeni Zelanda malum dünyanın uzak bir köşesinde kendi halinde müreffeh bir şekilde yaşayan bir ülke olarak biliniyordu. Zaten terör saldırısı için buranın seçilmesi de dünyanın ne kadar huzurlu olursa olsun her köşesinin aslında teröre açık olduğunu göstermeyi hedefliyordu ve bu da oldu. Yeni Zelanda bunu yapmaya çalışırken dünyanın değişik yerlerinde bu terör saldırısına sivil toplumlar olarak baktığımız zaman genellikle olumlu insani tepkiler olduğunu görüyoruz. Ancak dünyayı yönetenler açısından baktığımız zaman aynı şeyi söylemek mümkün değil. Amerikan Başkanı Trump bu konuda yaptığı açıklamalarda, attığı tweetlerde kurbanların yanında olduğunu, kalbini söyledi ama kısa bir süre sonra tekrar mülteciler karşıtı söylemini çok sert bir şekilde sürdürdü. Trump'ın çok fazla bu olayı dert edindiğini açıkçası sanmıyorum. Ve onun dışında dünyanın önemli yerlerinden çok ciddi tepkiler gelmedi. Tabii istisnalar var. Özellikle Alman Başbakanı Şansölye Merkel'in bu konuda gerçekten örnek bir tavır aldığını yine söylemek lazım. Onun zaten mülteciler konusundaki tavrı bugüne kadar genel anlamıyla tavrı nedeniyle kendisini siyasi anlamda seçimlerde başarısızlığa uğradığını biliyoruz. Ancak çok da fazla bu duruşundan taviz vermediğini de vurgulamak lazım. Geçen Cuma günü burada Yeni Zelanda terör saldırılarını anlamak üzerine yaptığım yayında özellikle saldırganın canlı kaydettiği bu saldırıyı görüntülerini izlemeyi reddettiğimi vurgulamıştım. Bir gazeteci olarak izlemem belki gerekirdi ama üç aşağı beş yukarı neler görebileceğimi de tahmin ediyorum. Belki tahminimin çok ötesinde bir zalimlik, bir dehşet de olabilir ama bunu reddettim ve bunun doğru olmadığını söyledim. Daha önceki IŞİD'in infaz görüntülerinin, videolarının da aynı şekilde izlenmesi ve yayılmasının yanlış olduğunu savunmuştum. Bu konuda özellikle sosyal medyada bunları yayanlarla aramızda değişik dönemlerde tartışmalar da çıkmıştı. Bu sefer de bu konuda çok netim. Bir kere birincisi bu kişi eğer bunu kaydediyorsa IŞİD örneğinde olduğu gibi IŞİD saldırılarını kendisi kaydedip kendisi yaydı ve siz onun yaydığı videoları paylaşarak IŞİD'i teşhir falan etmiyorsunuz. Aslında IŞİD'in propagandasına alet oluyorsunuz. Burada da Brenton Tarrant denen faşistin canlı kaydettiği bu görüntüleri yayarak onun aslında ne hedefliyorsa o hedefine yardımcı oluyorsunuz demektir. Onun aleyhine bir şey olsaydı herhalde kaydetmezdi, yaymazdı. Ve dünya da şu anda bu görüntüleri yok etmek için bu kadar çaba sarf etmezdi. Ama bakıyoruz,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Başkanı Erdoğan, Tekirdağ mitinginden başlayarak bu görüntüleri yerel seçim kampanyasında kullanıyor. Gerçekten bu akıl alır gibi bir şey değil. Kabul edilmesi mümkün bir şey değil. Bunu yaparak bir şeyleri teşhir ettiğini sanıyorsa ya da ona bu aklı verenler böyle kendisini ikna ettilerse çok büyük bir gaflet içerisindeler. Bunu yaparak siz en fazla bu kişinin terörünü yaygınlaştırmış olursunuz. Belki o anda o terör dehşet görüntülerinden ürken bir takım insanlar sizi kendilerine daha yakın görebilirler. Ama bu tür görüntülerin travmatik etkileri hemen olmasa bile zamanla ortaya çıkar. Bu görüntüler sonuç olarak saldırıya uğrayan bu görüntülerin yayılması diyelim ve bu görüntülerin kendisi camilere saldırı olduğu için de özellikle Müslümanları, dindarları birbirine daha fazla kenetleme gibi bir fonksiyon taşıyacağını hiç sanmıyorum. Bu Müslümanların Yeni Zelanda'nın iki camiindeki kendi halindeki insanların nasıl bir katliama maruz kaldıklarını gösteren travmatik bir olay ve bu iyi bir şey değil. Ne İslam için ne Müslümanlar için iyi bir şey değil. Ama bu Türkiye'de siyasi ve yerel seçim kampanyasında bir malzeme olarak kullanılabiliyor. Gerçekten çok akıl alır gibi değil ve kabul edilmesi mümkün değil. Ve buna baktığımız zaman da zaten bu olayın anlaşılmamış olduğunu, yanlış anlaşıldığını görüyoruz. Şimdi adamın birisi bir saldırı yapıyor. Bu adam Hristiyan olabilir, aşırı Hristiyan olabilir ya da değildir. İslam düşmanı olduğu kesin ama sadece İslam düşmanı değil, her türden üçüncü dünyalı, güneyden gelen, dünyanın güneyinden gelen insanlara düşman, kadın, çocuk ayırt etmeden hepsini öldürebilecek kadar gözü dönmüş birisi. Bunun gibi başka insanlar da var Batı toplumunda, bunu da biliyoruz. Bunlar ellerinden geldiği kadar özellikle sosyal medyada ve kara internet denen yeraltı sosyal şebekelerinde örgütleniyorlar. Maddi imkanları da var, silahlanıyorlar, saldırılar düzenlemeyi düşünüyorlar ve düzenliyorlar. Tamam, hepsi doğru ama bu saldırıyı siz, bu kişi birileri adına konuştuğunu varsayabilir, birileri adına kendi manifestosunu ilan edebilir ama siz bunun o iddiasını veri olarak, doğru olarak kabul ederseniz ve hasım olarak, karşınıza düşman olarak ya da mücadele edilmesi gereken kişi olarak bu faşisti ve onun gibi insanları değil de onun içerisinden geldiği toplumları ve medeniyeti kendinize düşman belirlerseniz ki bu yapılıyor maalesef, o zaman kaybedersiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Tarrant'ın manifestosundan hareketle ettiği bir söz var. Dedeleriniz geldi, kimi ayaklarının üzerinde, kimi tabutla geri döndü. Aynı niyette gelecekseniz bekleriz, sizi de dedeleriniz gibi uğurlayacağız. Bu Çanakkale'ye, Birinci Dünya Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'na göndermeler var. Tam da Çanakkale'nin yol dönümündeyiz bugün. Bu da şu günün dünyasında, ki o günün dünyasında da öyleydi, bugünün dünyasında da söylenecek bir şey değil. Tarrant gibi bir faşistin saldırılarından hareketle bunu bir Hristiyan dünyasına, hatta Judo-Kretyan denen Hristiyan-Yahudi dünyasına olduğu gibi teşmil etmek, gerçekten bu saldırganın yapmak istediğine yardımcı olmak, ona katkıda bulunmak anlamına gelir. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımını vurgulamak istiyorum. Olumlu bir örnek olarak. Malum bu saldırının ardından iktidara yakın gazeteler değişik değişik tanımlamalar yaptılar. Mesela bunlardan birisi Haçlı terörüydü. Bunu iktidara belli bir mesafesi olmakla beraber Karar Gazetesi de aynı tanımı kullandı ve bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Yeneroğlu'nun söylediklerini aktarmak istiyorum. Nasıl ki
cihatçı terör ifadesini İslami çağrışımlar içermesini dediği nedeniyle reddediyorsam, Hristiyanların tümünü genellemeci biçimde ele alan çağrışımları nedeniyle Haçlı terörü manşetini de tasvip etmiyorum. Yaşanan bir ırkçı faşistin katliamıdır. Şimdi Haçlı terörü dediğiniz zaman tabii ki doğrudan Hristiyan terörü demiş olmuyorsunuz ama göndermesi Hristiyanlığa oluyor. Dolayısıyla Yeneroğlu'nun bu çıkışının doğru olduğunu ve Yeni Şafak'a diyecek bir lafım yok ama Karar Gazetesi'ndeki arkadaşlara ki bu tartışma yapıldı, biraz da sert geçti sosyal medyada tanık oldum. Buradan ben de katılmış olayım. Bence de bu tespit doğru değil. Nasıl biz yıllardır İslami terör, İslamcı terör gibi saf tanımlamaları kullanmamaya gayret ediyorsak ve kullananları uyarmaya çalışıyorsak, burada da çok ciddi bir şekilde dikkatli olmak gerekiyor. Ama insanların buna çok kolay kapılabildiklerini görüyoruz. Bunun değişik nedenleri var. Birinci nedeni tabii ki şu, yıllardır Batı'da, Batı devletlerinin, Batı yönetimlerinin ve Batı medyasının İslam dünyasından kaynaklı bir takım hareketler nedeniyle İslam'la terörizmi eşleştirmeye çalışması ve bunun da beraberinde bir İslam düşmanlığının ortaya çıkması var. Bunun nedeni olarak yaşadığımız El-Kaide, IŞİD ve benzeri bir takım yapıların değişik yerlerdeki terör faaliyetlerini kullanıyorlar. Ve burada tabii ki Müslümanlar bayağı bir zorlanıyorlar bu konuda mücadele etmeye. Çünkü kendilerinin önünde çok zor bir şey var. Bir taraftan çok güçlü bir Batı medyası ve Batı sistemi İslam'la terörü eşleştirmeye çalışıyor. Bir taraftan da bundan çok da fazla rahatsız olmayan bir takım yeraltı örgütleri var. Ve bu örgütler de İslam dünyasının içerisinden çıkıyor. Ama kendi halinde makul bir hayat sürmek isteyen ve diğer medeniyetlerle bir arada yaşamak isteyen Müslümanların bu konuda elleri kolları gerçekten bağlı durumda, çok etkili olamıyorlar. Şimdi böyle bir durumda bu saldırıyla beraber bazıları işlerin kolaylaştığını düşünüyor olabilir. Ama eğer siz Hristiyanlıkla terörizmi eşleştirici bir takım adımlar atarsanız, bu dolayısıyla karşı taraftaki bir takım çevrelerin ki sizden daha güçlü oldukları muhakkak, İslam'la terörü eşleştirme çabalarını da bir anlamda meşrulaştırmış olursunuz. Böyle garip bir ikilemle karşı karşıyayız. Burada yapılması gereken herhalde Yeni Zelanda Başbakanı'nın yaptığı bir arada yaşamayı tüm kültürlerin, tüm medeniyetlerin, tüm inançların ve inançsızlıkların bir arada yaşayabileceğini vurgulayabilmek ve bu anlamda karşı tarafın acısını paylaşmak, onlara empatik ve sempatik yaklaşmak ve saldırganlara karşı da en sert bir şekilde, en acımasız bir şekilde pozisyon alabilmek, bunu yapabilmek. Ama şu ana kadar Türkiye'de ve İslam dünyasının birçok yerinde ve dünyanın tamamında bu konuda çok net duruşları görmek mümkün olamadı. Aslında Türkiye'nin bu konuda sicili hiç de parlak değil. Gerek ülkemizde gerek ülkemizin yakınında yaşanan değişik terör saldırılarına karşı buralarda gösterilen tepkiler ya da gösterilmeyen tepkiler ya da tepkisizlik, hatta birçok saldırıyı meşrulaştırma, makul gösterme hali ya da bir takım komplo teorileriyle bu saldırıların gerçek anlamının içini boşaltma çabaları Türkiye'de bayağı bir birikmiş bir sicil. Ve bu anlamıyla zaten Yeni Zelanda gibi bir katliamın ardından Türkiye'de çok etkili bir, sağduyulu bir duruşun çıkmasını beklemek çok da gerçekçi olmayacaktı. Ancak şunu söyleyebilirim, Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in duruşuna yönelik Türkiye'de sivil toplumun, kamuoyunun gösterdiği ilgi, ona gösterdiği bağlılık ve gösterdiği destek, Yeni Zelanda Başbakanı'nın şahsından yürüyen bir hal var.
Bu bence çok önemli. Türkiye artık gerçekten bu tür siyasetçiler istiyor. Bu tür siyasetçilerin olması konusunda da maalesef çok da fazla umutlu değil. Bu saldırının önümüzdeki yerel seçimlerin malzemesi olarak kullanılmasının çok yadırgatıcı diyeceğim ama yadırgayacak bir durum yok. Aslında çok da şaşırmış değilim açıkçası. Bu arada son bir not söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'nun Yasin okuması öldürülenler için bu konuda da çok kişi değişik şeyler söyledi. Ama açıkçası o saldırının görüntülerini sergilendiği bir Türkiye'de yani saldırganın gözünden olayın aktarıldığı bir Türkiye'de kurbanlara yönelik olarak bir dini ibadet yapmanın en azından daha kabul edilebilir bir şey olduğunu söylemek lazım. Normalde beklenen aslında iktidar İslami, İslamcı ya da İslami iddialı iktidarın bu saldırıyı bir saldırıya karşı tepkisini gerçekten manevi bir iklimde yürütebilmesiydi. Onu da yapmak CHP'nin İstanbul adayına düştü. Bu da Türkiye'nin ne kadar garip bir ülke olduğunu bize bir kere daha gösteriyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.